Merhabalar. Bugün sizlerle AliExpress.com'da yaptığım alışverişlerde bana gönderilen ürünlerin ayıplı ya da sorunlu ürün çıkması durumunda hangi yollara başvurduğum ve ne kadar para iadesi aldığımı göstereceğim. Bazı ürünlerde ciddi miktarlarda para iadesi aldığım oldu. Günümüzde pek çok insan internetten alışveriş yapar. İnternetten alışveriş yapmak daha mantıklıdır. Çünkü yüzlerce, binlerce ürünü görme imkanına sahipsiniz. Sizin için en uygun olan ürünü alırsınız. Günümüzde maalesef dürüst olmayan satıcılar da mevcut. Örneğin kıyafet alırsınız, aldığınız kıyafet yerine paçavra ve yırtık bir şey gönderilmiştir. Cep telefonu alırsınız, aldığınız cep telefonu yerine yakırık bir telefon ya da taş gönderildi olmuştur. Bu gibi durumlarda faturadaki telefon numarasını ararsınız, ulaşamazsınız, sahte bir numaradır. Kargo şirketinden bu kişinin bilgisini istersiniz ulaşmak için. Kargo şirketleri bu bilgiyi paylaşmıyorlar. Kişisel bilgidir, özel bilgileri veremeyiz diyorlar. Hakem ehliyetlerine başvuruyorsunuz. Hakem ehliyetleri de haliyle o faturadaki adrese göre işlemi yapacağı için ve adreste sahte uğraşınız boşuna gitmiş oluyor. Çünkü karşıda muhatap yok. Mahkemeye başvurmak istemiyorsunuz. Çünkü ürüne ödediğiniz paralar çok yüksek değil. Lanet olsun diyorsunuz artık bu gibi insanlara. Zaten bunlar da buna güveniyor. Tabii dürüst olan satıcıları kesinlikle tenzih ederim. Ülkemizde bu durum söz konusu iken yurt dışından AliExpress.com'da yaptığım alışverişte acaba İstediğim ürün bana gelecek mi? Ya da sıkıntılı bir ürün geldiği zaman ne yapacağım diye endişe duymaktaydım. Fakat gördüm ki site tüketicinin kesinlikle arkasında durmakta. Sorunlu bir ürün olduğu zaman hakkınızı alabilmektesiniz arkadaşlar. Şimdi birazdan bana gelen ürünlerde sıkıntılı olması durumunda yani ayıplı bir ürün olması durumunda hangi yollara başvurduğum ve ne kadar para iadesi aldığımı göstereceğim. İnşallah sizin için faydalı bir paylaşım olmuştur. Bu videomu beğenirseniz beğeni butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bu bölümde isminizin olduğu yerde siparişlerimi tıklıyoruz. Geri ödemeler ve itilafları diye bir bölüm var. Bunu tıklıyoruz. Bu sıkıntılı olan ürünlerdeki durumları gösteriyor. Yani benim aldığım sıkıntılı ürünlerde. Şimdi bunları teker teker inceleyelim isterseniz. Örneğin nereden başlayalım? Şu alttaki matkaptan başlayalım. Bu matkabın arkadaşlar şu andaki değeri ben 71,76 dolar almıştım. 104 dolarlık bir matkap. Benim aldığım zaman 71 dolarmış. 71 dolar 76 sent. Buradan şu görünüm ve detay bölümünde benim istediğim miktarları gösteriyor. Öncelikle arkadaşlar kesinlikle fotoğraf yükleyin ve video olması gerekiyor. Bu videoda ürünün ne sorunu varsa onunla ilgili kısmı çekmeniz lazım. Örneğin benim bu aldığım matkap hızlı devrelerde beton delerken matkap ucunu bırakıyordu. Ben onunla ilgili videosunu çektim ve açıklama bölümünde burada açıklama bölümü var. Onu detaylı şekilde yazmak gerekiyor. Ve yazdığınız bu açıklamayı, bu yüklediğiniz kanıtlar yani fotoğraf ya da videolar desteklemeli. Yoksa ürünle ilgili para alamayabilirsiniz. Ben örneğin çektiğim bu videoyu size paylaşmak istiyorum. Videoyu ileri alıyorum arkadaşlar. Evet, bu kısımda betonu delmeye çalıştım ama betonu deldiğim zaman bu matkap ucunu bıraktığını gördüm. Matkap ucunu tekrardan takıyorum. İkinci kere gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Delemiyor gördüğünüz üzere. Ne yapıyor? Matkap ucunu bırakıyor. Bu kanıtı yükledikten sonra ben karşı taraftan ürünün aldığım değeri 71,76 dolardı. Ben tamamını istemişim. Yani 71 nokta bu ürün işime yaramayacağını belirtmişim karşı tarafa. Ve bana bu neticede yaklaşık bir 2-3 haftalık bir zaman zarfında 43 dolarlık bir iade, 43,06 dolarlık bir iade yapıldı. Yani ürün bana 30 dolara gelmiş oldu bu matkap. Bu darbe bir matkap arkadaşlar. Ve bunun bu kafasının 20-30 lira civarında yapıldığını öğrendim. Fakat hala yaptırmadım. Ama bu para iadesini aldım. Geri göndermek istemedim çünkü o zaman da kargo bedelimi ödemek zorundayım. Bir anlam olmayacak benim için. Şurada aldığım kumandaya bakalım. Bu da bir sorunlu ürünlerden biriydi. Şu andaki değeri ben 13,22 dolar almışım. Şu andaki değeri bu kumandanın yaklaşık 20 dolarlık bir değeri var. Buradan şu görünüm ve detay bölümünden kumandanın sorunu olarak
Mesela artıya bastığın zaman eksi yapıyordu. Yani kanallara eksiltiyordu. Bazı tuşlar olumsuz, yani iyi çalışmıyordu. Ülkemizde uyumlu değil muhtemelen. Ben onunla ilgili bir video çektim ama bu videoda gerçekten tam olarak anlatmadı ama gene de kabul etti adamlar. Şimdi birazdan o videoyu göstereceğim. Video böyle. Videoda pek anlaşılmıyor kumanda ile ilgili sıkıntı olup olmadı ama gene de göstermeye çalıştım. Örneğin artı ya da eksiye bastığım zaman farklı şeyler yapıyordu. Bunu gösterdim sadece kanıt olarak. Pek bir şey anlaşılmıyordu ama gene buna rağmen 9,49 dolar bir iade yapıldı. Yaklaşık 3 dolar almış oldum bu kumandayı ben. İade sürecinde en son iade edilen karar bu. Şimdi başka bir ürünü göstereyim arkadaşlar size. Burada da saat almıştım. Bu saati 42 dolar almıştım. Saatin saniye mekanizmasında şu an kapalı görülmüyor. Şuradan göstereyim ben. Satışa kapanmış şu an saat. Evet, burada videoları yüklemiştim. Burada videolarda saniye ile ilgili sıkıntı vardı. Saniye düğmesini ayarlayan tarih, pardon, özür dilerim. Tarih kısmını ayarlayan bölümde sorun vardı. Bu kısma bastığım zaman mesela tarih bazen takılı kalıyordu. Yani kendisi manuel olarak atlatmıyordu. Kanıt olarak sadece bunu gösterdim ben. Bu kanıtın neticesinde bana ödenen miktar göstereyim arkadaşlar. Bu o da bazen yapıyordu. Her zaman yapmıyordu. 30 dolarlık bir iade yapıldı. Ben karşı taraftan ürün 42 dolardı tamamının fiyatı. Ben 35 dolar istemişim. Ve bana 30 dolar iade edildi. Sadece o kısmındaki sorun için. Kendisi otomatik atıyordu ama manuel yapmak istediği zaman yapmıyordu. Mesela şu eldiven almıştım. Bu eldiven bana hiç gelmedi. Paramın tamamını iade ettim. Bu gibi durumlarda kanıta gerek yok. Gelmediğini soruyorsunuz zaten. Örneğin şu araç kamerasını ele alalım. Bu araç kamerası yaklaşık 42 dolar. 41,97 dolar. Şu andaki değeri de herhalde muhtemelen aynı olması lazım. Evet, 35 dolarla 60 dolar arası değişiyor. Araç kamerasında arkadaşlar ışık hassasiyetini artırdığınız zaman plakaları net bir şekilde okumuyordu. Ben onlarla ilgili birkaç tane video yükledim. Bayağı bir video eklemişim. 5 yaklaşık olarak 6-7 tane video eklemişim. Bu videoların neticesinde bana bu 42 dolara olan ürün 30 dolarlık bir iade yapıldı. Yani 12 dolara gelmiş oldu. Bu kamera da iyi bir kamera. Yani iki kamerası var. Arka ve önde ayrı bağımsız çalışan kameralar. Şimdi onunla ilgili birkaç tane video paylaşacağım size. Kamera ile ilgili. Kanıt mutlaka yüklemek gerekiyor. Özellikle video çok önemli arkadaşlar. Video sizin anlattığınız içeriğe uygun olmak zorunda. Yoksa iade alamazsınız. Burada akşama yakın saatlerde olan bir çekimim. Burada mesela ışık hassasiyeti çok fazlaydı. Görüyorsunuz plakaları net bir şekilde okuyamıyor. Parlama falan yaptığı zaman oluyordu. Ben bunu gösterdim. Kanıtlardan bir tanesi buydu. Birkaç tane daha videoyu göstereceğim size. Bu videoda da arka kameranın çok iyi olmadığını, yani kaliteli bir görüntü vermediğini göstermek için bu videoyu çekmiştim, göndermiştim. Bunu da kabul ettiler. Bu videoların neticesinde bana 42 dolar olan ürün 12 dolara gelmiş oldu. Yani 30 dolarlık bir iade oldu. Bu kameradan memnun kalmadığım için sitedeki en pahalı olan kameralardan biriydi. Şu kamerayı aldım. İndirime girmişti ama şu andaki fiyatı hemen göstereyim ben size. Alabileceğiniz en iyi araç kameralarından biri arkadaşlar. Bu 95 dolarla 115 dolar arası değişiyor. Çok kaliteli bir kameraydı. Sitedeki en pahalı kameralardan biriydi. Ama benim aldığım indirime girmişti. O gün için özel. İndirime girmiş hali 59 dolar 37 sentti. Bu kamerayı aldım. Kamerayı aldıktan sonra kameranın ışık hassasiyetinin yine farklı olduğunu gördüm. Yani bunda da aynı sorunlar, benzeri sorunlar vardı. Yüksek ışık değerlerinde. Bir de ara sıra kendi otomatik kapanıyordu. O videoları çektim ve bildirdim. Şimdi biraz o videoları göstereyim ben size. Başlangıçta yüklediğim videolar buydu arkadaşlar. Bu videoda sorun yokmuş. Ben de sorudan farkına vardım. Bu ekranın gelip gitmesi tamamen Windows 10'un video oynatıcısının yüzünden oluyormuş. Farklı bir oynatıcı da oynattığım zaman sorun olmadığını gördüm.
Ve haliyle bu kanıtları yüklediğim zaman adamlar bana para iadesi alamadığımı, yani başka kanıtı bulup olmadığını sordular. Bunun üzerine başka kanıtları yükledim. Bu kanıtlardan bir şey alamadım. Bunun üzerine arkadaşlar, ışıktaki hassasiyetini göstermek için görüyorsunuz, yüksek ışık değerlerine getirdiğim zaman arabada kamerasında bayağı parlam oluyordu. Bunu gösterdim. Gördüğünüz üzere bir tanesi buydu. Bir de arkadaşlar, araç kayıt halindeyken otomatik kapanıyor. İkonları geç geliyordu. Bir de onu çektim cep telefonuyla. Kanıt olarak bunu yüklediğim zaman bana bu kanıtların neticesinde ben karşı taraftan 59 dolardı, tamam, evet, 59 dolardı ürün. 56 dolarlık bir iade istedim ve bu iadeni de ısrar ettim. Bunun neticesinde bana 56 dolar iade edildi. Yani 59 dolar olan aldığım ürün 56 dolara geri iadesi yapıldı. Ürünü 3 dolar aldım. Bu ürünün de normal değeri 95 dolarla 115 dolar arası değişiyor. Alacağınız özelliğe göre, mesela kart aldığınız zaman. Bu 95 dolar olduğunu hesaplasak yaklaşık 3 dolar almış olduğum bir ürün oluyor. Uyguna geldi. Bazı insanlar bunu araştırmaz, önemsemez sorun olduğu zaman, ama ben belki önemsemeyeceğiniz ufak detaylarda bile karşı tarafa bildirdiğim zaman bu kadar meblağlarda para geri iadesi aldım. Hakkınızı sonuna kadar arayın arkadaşlar. Sıkıntılı bir ürün çıktığı zaman kesinlikle arayın, bildirin. Denemesini yapın, çünkü ürün size geldiği zaman yaklaşık bir 10-15 günlük deneme süreniz var. Yani para iadesi karşı tarafa yatırılmıyor. Sizden olay bekleniyor. Bu sürede kamera, mesela örneğin kamera aldım. Kameranızı deneyin. Gece ya da gündüz çekimlerinde nasıl sonuçlar elde ediyorsunuz? Matkap aldınız. Matkabınızı her hızda deneyin. Duvar delmede ya da ahşap delmede falan. Sıkıntılı olup olmadığını, şarjını, her şeyini deneyin. Ondan sonra onayınızı verin. Onay verdikten sonra sıkıntı olabilir, çünkü geri iade alamayabilirsiniz. Göstereceğim videolar bunlar, bu kadar arkadaşlar. Para iadesi alamadığım da oldu. Onu da göstereyim hemen size. Özellikle gümrük vergileri iade sebebi sayılmıyor. Çünkü ben örneğin bu süpürgeyi almıştım. Benden 35 dolar, pardon, 35 lira gümrük alındı. Gümrükle ilgili bilgi yazmıyordu mesela aldığım satıcıda. Bunu gerekçe olarak bildirdiğim zaman karşı ödeme yapılmadı. Çünkü gümrük vergisini benim ödemem gerektiği söylendi. Gümrükle ilgili paraları alamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, son olarak da bu işlemleri nasıl yaptığımı göstereceğim. Örneğin siparişlerin bölümünde size gelen ürünlerle ilgili siparişlerimi tıklıyoruz. Burada hangi ürün var? Şu ürünü seçelim örneğin. Bu ürün 5 dolarlık bir ürün. Burada açık anlaşmazlık bölümü var. Açık anlaşmazlığı tıklıyoruz. Bu anlaşmazlık bölümünde tekrar açık anlaşmazlık çıkacak burada. Ben bu ürüne onay verdim arkadaşlar. Belli süresi var. Burada iki tane seçenek var. Diyor ki sadece para iadesi veya da mal dönüş. Sadece para iadesinde ürünle ilgili sıkıntı neyse o miktarda para talebinde bulunuyorsunuz. Ürünü göndermiyorsunuz. Diğerinde mal dönüş diye yazan seçenek değilse ürünü gönderiyorsunuz. Bir de kargo bedeli ödemek zorunda kalıyorsunuz. Paranızı alıyorsunuz ama ekstradan kargo bedeli ödeyeceksiniz. Bir anlamı olmuyor o zaman. Biz sadece para iadesi kısmını seçiyoruz. Buradan. Bunu seçtikten sonra sadece iade seçtik. Diyor ki bize öğeyi aldınız mı, yani ürünü aldınız mı? Evet, aldık diyoruz. İade nedeni yazacaksınız. Bu iade nedenleri aldığınız ürüne göre değişiyor. Ne örnek verelim? Kalite sorunları. Aldığınız üründe kalite sorunu var. İkinci seçenekte ise ne kalitesi var? Örneğin ekipman desteği eksik olabilir. Düğme duyarlı değil. Bu hangi ürün aldıysanız bu seçenekler değişebilir. Mesela örnek verelim. Biz duyarlı değil diyelim. Ne kadar iade alacaksınız? Ürün şu an yaklaşık 5 dolarlık bir ürün. Örneğin biz 3 dolar yazalım. Ya da 2 dolar yazalım. 2 dolar. Buraya nedenini yazacaksınız. Açıklama bölümüne hangi sorunlar varsa ürünle ilgili o nedenleri yazacaksınız. Daha sonra da araştır diye bir seçenek var. Bu araştır seçeneği bu ürünle ilgili, yani sıkıntılı bir ürünse onunla ilgili fotoğrafları yükleyeceksiniz. Aldığınız ürünle ilgili fotoğrafları, kanıtları. Burada ise video bölümü var. Mutlaka video yüklemek de gerekiyor. Sıkıntı neyse onu gösteren bir videoyu buraya yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra da gönder seçeneğini tıklayarak işlemi başlatıyorsunuz arkadaşlar. Yapacağınız işlem bu kadar.